Adi herif. Bir de dünyanın resmini çizmiş. Umut geldin. Tayfun. Senin ne işin var burada? Umut yok mu? Yoksa sen... Sen kapıyı açıp hırsız gibi içeri girip ortalığı mı karıştırıyorsun? Bak Nazlı. O herif bir şeyler karıştırıyor. Ve ben bunu bulduğumda bana sonuna kadar inanacaksınız. Tayfun, sana inanamıyorum gerçekten ya. Ya Umut'un açığını aramanın yolu bu mu sence? Hırsız gibi böyle çekmeceleri karıştırmak mı? Ayıp sana be, ayıp artık. Pes hiçbir şey söyleyemiyorum. Nazlı, inan bana, beni ayıplamanla ilgilenmiyorum. Umurumda bile değil. Zaten senin şu sıralar umurunda olan tek şey Umut'u karalamak, Umut'u bitirmek. Başka hiçbir şeyi önemsemiyorsun ki. Ya sanki bunları durduk yere söylüyormuşum gibi davranıyorsun bana. Açın azıcık gözünüzü ya. O herifin gerçekte kim olduğunu ve ne işler karıştırdığını göstereceğim size. Sana ben artık hiçbir şey söyleyemiyorum, tamam mı? Hiçbir şey diyemiyorum. Yazıklar olsun. Şuralara bak ya. Sen bunu neden yere attın? Ne bu? Yoksa sen... iPhone? Cihan, o zaman ben senden haber bekliyorum. Oldu, görüşürüz. Dünya, konuşmamız lazım. Benim de söyleyeceklerim var Dünya. Tamam arkadaşlar, sakin. Sırayla konuşursunuz, zaten canım burnumda. Kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Daha ne olsun? İlk defa bir davayı çözemiyorum. Suçsuz yere suçlandım. Kendimi temize çıkaramıyorum. Yanlış yere bakıyorsun da ondan. Gözünün önünde olanı biteni göremiyorsun. Tayfun, yeter artık. Yeter. Hayatına bir de Umut'tan önce ve sonra şeklinde baksana. Öyle yaparsan bütün soruların cevaplarını bulursun. Sen sürekli aynı şeyi söylüyorsun ya. Ya elinde bir kanıtın, bir somutun varsa göster artık. Hepimiz kurtulalım bu suçlamalardan. Nazlı haklı Tayfun. Umut'a neden bu kadar kafayı taktın gerçekten anlamıyorum. Bu daha ne ki? Beyefendinin yaptığını bir bilsen. Nasıl yani, ne yaptın? Tayfun'u az önce Umut'un evine hırsız gibi girerken yakaladım. Ne?
Dünya, beni dinlemiyorsun bile. Ya Tayfun, ben senin neyini dinleyeceğim? Umut'un evine gizli gizli girip eşyalarını karıştırmışsın. Neresi doğru bu yaptığının? Sabahtan beri aynı şeyi söylüyorum. Ama beyefendi bir adım geri atmıyor. Neye taktıysa bu kadar kafayı. Umut, 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 Umut. Bu yaptığının hiçbir savunulacak tarafı yok Tayfun. Tamam, ikiniz de haklısınız. Ama ben bunu mecbur kaldığım için yaptım. Nasıl bir mecburiyetse bu acaba? Seni insanların evine gizli gizli hırsız gibi girmeye iten, hı? Ya sanki 40 yıldır bu adamı tanıyormuşsunuz gibi her dediğine inanıp güveniyorsunuz. Bu ustabaşlar meselesi ne zaman ortaya çıktı? Bu adam o zaman geldi. Sizce bu bir tesadüf mü? Ay. Dünya, ben senin iyiliğini istiyorum. Ya sen dedektif misin, polis misin? Sana ne oluyor ki ya? Birimi sana git araştırma mı yap dedik, ha? Böyle bir şeyler söyleyip duruyorsun, kızın kafasını karıştırıyorsun durmadan. Ya ne demek sana ne? Ben bu mahallede yaşamıyor muyum? Dünyaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Umut dünyaya yardımcı olurken sorun olmuyor da ben yardımcı olunca mı sorun oluyor? Umut insanların evine girmiyor ama senin gibi. Çünkü ben yalan söyleyip Umut gibi ortadan kaybolmuyorum. Nereden biliyorsun yalan söylediğini? Böyle konuşuyorsun boş boş. Ya Nazlı, sana ne oluyor? Ne bu tavırların falan? Neden her söylediğime muhalefet oluyorsun ki? Bu ne öfken, anlamadım ben. Aa, yeter. Yeter ya, bırakın kavga etmeyi artık. Ha zaten canım burnumda, bir de sizin kavganızı çekemeyeceğim. Tayfun, bak, eğer gerçekten bana yardımcı olmak istiyorsan şu kafandaki Umut'a dair şüphelerini bir kenara bırak artık. Umut beni satmaz, tamam mı? Nazlı, sen de bir sakinleş. Ya Allah aşkına, Tayfun doğru söylüyor yani. Çok öfkeyle yaklaşıyorsun şu an. Bir sakin ol. Of! Dünya, bu adama güvenme Dünya. Ay. Ya Dünya, tamam anladım. Umut'a çok güveniyorsun. Ama rica etsem bir saniyeliğine tersini düşünür müsün? Bak bu adam sürekli dibinde. Ya hiç mi tuhaf bir davranışını görmedin bunu? Hayır, görmedim. Ya tam tersine hep yanımda oldu. Her seferinde beni korudu. Ya hatta Ustabaşlar Holding'de arşiv odasında kaldığımda beni o korudu. Yani yoksa yakalanıyordum. Bir dakika, bir dakika. Sen arşiv odasındayken Umut yanında mıydı? Evet. Ya birlikteydik. Onun sayesinde kurtulduk diyorum, anlamıyor musun? Amacını bilen tek kişi o yani. Ya Dünya, inanmak için daha neyi bekliyorsun acaba? Bu çocuk ustabaşların ajanı. Tayfun, ya ben gerçekten bıktım artık sana aynı şeyi söylemekten. Umut öyle biri değil. Evet. Nasıl biri değilim ben? Evet. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Nasıl biri değilim ben Dünya? Önemli bir şey değil. Biz kendi aramızda konuşuyorduk. Ama benim hakkımda konuşuyordunuz, değil mi? Bunu bilmeye benim hakkım yok mu? Olmaz mı? Hadi Tayfun, Umut burada. Yüzüne söylesene söyleyebiliyorsan. Nazlı, gerilmeye gerek var mı durduk yere? Bırak gerilelim ya. Yoksa bir türlü kapanmayacak bu mesele artık. Söylesin de söylemek istiyorsa kurtulalım. Evet. Neler olduğunu söyleyecek misiniz?
Benim kimseden korkum yok. Öyle mi? O zaman benim de gerçekleri söylememde bir sakınca yok. Umut. Biliyor musun? Tayfun dünyaya komplo kuranın sen olduğunu söylüyor.